Efendim, Hasret bitti. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Kampüse Sorduk programı da başladı. Biliyorsunuz ben size kampüsten haberleri ekranlarınıza getirmeye çalışıyorum. Şimdi de çok güzel, çok duygulu bir gün. Çünkü ben de buranın mezunuyum, bilen biliyor. Yeni gelen öğrencilerimizi karşılıyoruz ve onların duygularını ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Bakalım bir şimdi yeni gelen öğrenci arkadaşlarımı bir ağlamaya çıkıyorum. Bay bay. Merhaba, ben Kübra Özbucak. Ordu'dan geliyorum buraya, üniversiteye. Hukuk bölümünü kazandım. Mutlu musun? Mutluyum. Okulu çok güzel. Çok beğendim ben okulu. Yani bayağı güzel. Peki bir sorum olacak. Nereden buldun Refik Avrupa Üniversitesi'ni? Ben bizim aslında ilk başta geçen sene sanırım bu fuar tarzı bir şey olmuştu. Ben fuardan dergisini almıştım. Araştırdım sonra işte olanaklarına falan baktığımda dedim hani olur, güzel bir bölüm. Hani güzel bir üniversite. Tercih ettim o yüzden. Yani o fuar birazcık şey yaptı, beni hani teşvik etti. Sonrasında ben araştırdım, işte arkadaşlarıma sordum, bu Kıbrıs'ta okuyan arkadaşlarıma, başka üniversitede. Onlar da önerdiler, ben de yazdım, tuttu, geldim. Çok güzel bir üniversite kampüsündesin ve çok güzel bir bölümdesin. Araştırmışsındır, hukuk fakültesi zaten çok önde olan bölümlerimizden bir tanesi. Başarılar diliyorum sana, iyi ki gelmişsin. Beklediğini verdi mi sana? Bana verdi. Şu an hani eğitimden şu an daha hani başlamadığı için okul, ama okul çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bir de ben Ordu'dan geliyorum, hani küçük bir şehir olduğu için. Hani güzel o yüzden. Yani küçük bir yerden geldiğim için karşıladı beklentimi. Süper o zaman. Başarılar diliyorum. Tekrar yine başka bir kampüse sorduk da görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Efendim, öğrencilerimizin heyecanlarını ve düşüncelerini ekranlarınızda getirirken çok güzel bir anıyla karşılaştım. Nisa Kayseri'den geldi, hukuk kazandı. Ama çok değişik bir olay, 94 yılında annesi de uluslararası ilişkilerden mezun olmuş üniversitemizden. 94 başladı, 99 mezunuymuş efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Mezun olduğunuz, yıllar önce mezun olduğunuz üniversiteye şimdi kızınızı kaydettiriyorsunuz. Nasıl bir duygu? Çok değişik bir duygu. Hem mutluluk hem bu anıları tazeleme, inanılmaz yani, sevinç yaşıyorum şu an. Peki 94 yılından bu yana, ilk geldiğiniz yıldan bu yana nasıl buldunuz üniversitenin gelişimini, değişimini? Çok büyük bir gelişme ve değişim var. Aşırı yani, ben hiç bu kadar tahmin etmiyordum. Ben bu süreçte hiç gelmedim. Geldiğimde şaşırdım yani, orası mı acaba diye. O kadar büyük, o kadar güzel. Yani dört dörtlük bir üniversiteydi zaten. Şu anda da daha çok güzel olmuş. Harika bir şey olmuş yani, çok harika. Yani bu değişimi sizin de görmeniz bizi çok mutlu etti gerçekten. Nisa'cığım, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Annenden dinlemişsindir Refik Avrupa Üniversitesi'ni tabii. Çok dinledim ki çocukluğum böyle geçti diyebilirim. Sürekli annem okudu, okulu anlatırdı. Okulumuz şöyleydi, okuldaki arkadaşlarım böyleydi. Yani çok anlattı. Lefke'yi özellikle çok anlattı. Okulumuzu çok anlattı. Zaten bunu yazmamdaki sebep de annemin böyle çok güzel bir şekilde anlatmasıydı. Böyle. Peki yazdın, geldin, kazandın. Gördün de. Düşüncen değişti mi Lefke hakkında? Daha da güzel oldu. Çünkü annem çok sakin, çok tenha, hiç kimsenin olmadığı bir yer olarak tanıtmıştı bana. Daha da kalabalık ve çok donanımlı bir yer olarak gördüm. Çok mutlu oldum. Çok güzel yönde değişti yani annem. Çünkü son yıllarda çok yükselen ve değişen bir üniversiteyiz. En çok tercih edilen bölümler arasında hukuk yer alıyor. Ben çok mutlu oldum kazandığı için ve gerçekten hukuk fakültemiz Türkiye üniversiteler arasında da, Kıbrıs üniversiteler arasında da çok tercih alan ve iyi profesör hocaların geldiği bir üniversite. Çok güzel. Zaten ben tercihte ısrarla yazdırdım. O da zaten benim anlatmamla büyüyen bir çocuktu. Israrla hukuku, Lefke'yi yaz dedim ve tercihte geldiğinde inanılmaz şaşırdım. Evde çığlıklar. Aynen yani, şaşırdım, şaka falan olduğunu zannettim. Bu şaka mı falan diye o kadar inanılmaz bir şey yaşadım ki yani şu an. Çok hem duygusal hem sevinç, hepsi bir arada yani. Ya çok güzel, ne güzel. Ben de böyle bir ana şahit olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İnşallah yine gelirsiniz zaten 4 yıl boyunca burada. 4 yıl artık, zaten burası benim köyümdü diyorum. Şu an iyice köyüm oldu. Bundan sonra da inşallah kızımdan sonra da torunum buraya yazılacak. İnşallah. Sen ne düşünüyorsun? Getirir misin tekrar? Tabii, neden olmasın. Çok güzel, başarılar diliyorum sana. Size de çok teşekkür ediyorum. Bir el sallayalım isterseniz. Seni biraz tanıyalım. Evet, adım Ayşe Koca. Osmaniye'den geliyorum.
Paramedik bölümünü kazandım bu yıl. Süper, hoş geldin. Evet, hoş buldum. Sizi sayfanızdan da takip ediyordum. Gerçekten. Evet, gerçekten okulda da çok iyi dediler, araştırdık bayağı. O şekilde yaptım. Beklentimi de karşıladı, kampüs olarak gayet güzel. Öğrenciler de aynı şekilde. Yani birçok insanla karşılaşabiliyorsunuz, insanlar olarak her yerden geliyorlar. Gayet hoş bir yer. Ya ne güzel duygular. Gerçekten hani ben de buradan mezun oldum. Bilenler biliyor zaten. Uzun yıllardır da bu işi yapıyorum ve Layu TV'ye hizmet vermekten, Lefke Avrupa Üniversitesi'ne hizmet vermekten çok mutluyum. Yeni gelen öğrencilerimizin de hani görüp beni böyle duygularını söylemesi beni çok mutlu etti. Daha da teşvik etti. Evet, adım Rıdvan, soyadım Çetin Kaya. Şanlıurfa'dan geliyorum. Beden eğitimi öğretmenliğini kazandım. Burada aynı zamanda hakemlik yapmaktayım. Bu şekilde sürdüreceğim inşallah. İnşallah, hoş geldin. Peki Urfa'dan gelirken araştırmışsındır büyük ihtimalle. Evet. Nereden? Büronuzdan araştırdık. Gayet de memnun kaldım. Olursa akrabalarım falan da gelmeyi düşünüyor. Olursa... Urfa'yı topla gel. Evet. Sıra gecesi yaparız. Olur valla, neden olmasın. Her zaman ben de beklerim Urfa'ya. Olur. İnşallah valla geliriz, niye olmasın. Ben çok memnun kaldım açıkçası. Yani bana kalırsa 100 üzerinden 110 üzerinden de o. Şimdi bazen zannediyorlar ki biz söyletiyoruz. Gerçekten söylettirmedin. Bakın adam çalışıyormuş da. Besyo'ya da gelmiş. Ailesini de getirtirecek. Vallahi çok mutlu oldum. Ben daha bir şey söylemeyeyim artık bu saatten sonra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kesinlikle tüm samimiyetimle söylüyorum. Üniversitemden memnunum. Ben çok beğendim. Süpersin. Hoş geldin. Başarılar diliyorum sana. Evet, bugün Bir Kampüse Sorduk programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni sezonun ilk Kampüse Sorduğu'ydu. Çok güzel dönüşler aldık. Öğrenci arkadaşlarımızdan. Gelmeden önce internetten araştırmaları, görüyorsunuz ki internetin ne kadar önemli olduğunu ve YouTube sayfamızdan beni ve bizi takip etmeleri de bizi daha çok teşviklendirdi. Sezon boyunca Kampüse Sorduk'la ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.